Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Bugünkü videomuzda size mining, Ethereum madenciliği, işte yeni sistem kurmak, yeni bu işe girmek karlı mı? Bundan sonra bizi neler bekliyor? Şu an piyasa nasıl? Neler oluyor falan? Ufaktan bir özet geçeceğim, hem de bilgilendirici olsun yeni girmek isteyen arkadaşlara da. Çünkü bunu neden çekiyorum arkadaşlar? Benim gördüğüm, ben hep yani bunun videosunu yapmadım ama ben bunu çevreme söyledim. Şu özellikle şu son 2 ay içerisinde bu işe girenler şu an zarardalar. Yani kim ne derse desin onlar zararda. Onların işi biraz sıkıntılı. Ama ben bunda da bu yeni video çeken işte bazı arkadaşlar var, işte onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu kripto madenci Muhammed diye biri var. Adamın sağlam büyük tesisi var falan. Yani adamlar da şey düşünüyor tabii bunları izleyende. Ya diyor, bu insanın diyor bu kadar işi gücü bu işler. Bu biliyordur, biz dinleyelim falan diyorlar herhalde. Yani ben ona yorum olarak da yazmıştım zaten. Yani dedim 1,5 senedir piyasa boğada. Bu ayı piyasasına dönerse bu iş ne olur falan. O da bana yani her şey bir risk falan gibi bir yorum yazmıştı. Tabii risk ama bir akıllı bir hareket etmek lazım sonuç olarak. Çünkü neden arkadaşlar böyle? Yani biz kartların falan kaç para olduğunu biliyoruz. Tamam, dolar yükseliyor ama ben size şöyle bir anlatayım. 3070 Ti ekran kartının normal satış piyasası 600 dolar. Dolar ne kadar yüksek olursa olsun, dolar 18 bile olsa fark etmez. Yani biz şu an o piyasanın iki katından alıyoruz. Bize iki katına, 1200 dolara, 1400 dolara ne kaçak gazlarsalar, şey yurt içinden alırsan zaten artık kaç dolar olduğu belli değil de. Yani biz zaten yüksek oluyoruz. Sebebi ne? Anlatayım. Sebebi Ethereum'un yükselmesi. Birincisi mining'e ilginin artması. Kart, herkes sistem kurmaya çalışması. Tabii bunlar tetikliyor. Şimdi bir arz talep olayı. Ne kadar talep varsa o kadar arz, fiyat yükseliyor. Şimdi benim burada anlatmak istediğim, ben bunu mining grubumuzda arkadaşlarla da konuşuyorum. Yani şimdi şöyle söyleyeyim size. Ya şimdi herkes kart almak istiyor, eyvallah. 2 ay içerisinde atıyorum kart alan insanlar var. Mesela benim bir tane tanıdığım var. Çocuk 120 bin lira gömdü. Muhtemelen 15 bin lira alt takıma. 7 tane, yalan olmasın, 7 tane de herhalde. Zotac 3060 aldı. Tanesini 14 bin TL'den aldı. Ben almamasını falan zaten söyledim ama yani aldı. Şu an alalı 20 gün oldu. Geliri düştü. Elektrik arttı. Getiriler 3'te 1'e düştü. Aldığı kartlar şu an 10 liraya piyasada var yani. Ben 10 lira da vermem de. Mesela ben 3060 da almam da. Yani diyelim şu an zaten %40 zararda otomatikman koyduğu paradan. Gelir de hayal ettiği gibi olmadı. Yani benim ona söylediğim, size de söyleyeyim. Arkadaşlar şu an siz bu işe girecekseniz, çok ben gireceğim bu işe diyorsanız, şöyle bir taktik vereyim size. Köşenizde kuru paranız vardır değil mi? Krediyle falan filan sakın bu işlere girmeyin. Kuru paranız var. Örnek veriyorum, ne kadar var? 100 bin liram mı var? Hepsinde girme arkadaşım. Girme. Hani kademeli altın da alsan, dolar da alsan diyorlar ya, bitcoin de alsan kademeli kademeli. Bunu hep kademeli. Bu lafı duymuşsunuzdur. Kademeli girin bu işe. Bu işe ilk girecek olanlar gerekirse bir tane kart alsın. Çünkü 1,5 senedir boğada olan bir piyasa iyiye dönerse bu iş yani herkes yüzebilir. Bir süre en azından. En azından yani orta vade belki 8 ay 10 ay yüzebilir. Sonrası için yani tabii şey de gerek yok. Ufaktan girin. Bir de şöyle söyleyeyim size. Ben çevremden bunları da çok gördüm. Şu an bu 2 ay içerisinde 25 bin TL'ye, 28 bin TL'ye, 29 bin TL'ye RX 3070 diye alanlar var mesela. Şu an piyasada 17'ye, 18'e, yani 19'a, 20'ye, hatta yurt içi Türkiye garantili bile 19'a, 20'ye bulmak mümkün. Yani zararı şöyle söyleyeyim size.
Şimdi bu alan adam gerilerde düştüğü için panikle bu piyasayı da bu işleri de fazla bilmediği için yani 100 bin lira gömüyor mesela. Panik yapıyor. Yani 100 bin lira gömdüm ama ben diyor şu an diyor kartın sıfırlarını sıfırdan toplasam bu iş 75 bin lira 70 bin lira oluyor diyor. Gelirler düştü diyor of bu diyor ayıya gir. Yani panik alış satış herkes yapar ya mesela acemilerde borsalarda da şeylerde korkup satma olayı. Bu kart işlerinde de bu var arkadaşlar. Çakalları söylemiyorum. Çakal satıcıları demiyorum. Panik satışı yapanlardan bahsediyorum. Yani böyle denk gelebilir. 1 aylık, 20 günlük, 15 günlük kart. Fiyatta anlaşırsınız, bakarsınız, kontrol edersiniz. Faturasını görürsünüz, el sıkışırsınız, anlaşırsınız. Böyle alabilirsiniz. Yani alın ama dediğim gibi kademeli. Örnek veriyorum. Yani kuru paranın 3'e böl en az. Yani 4'e böl istersen, 5'e böl. Ama minimum 3'e böl. Bu arada maliyeti ne kadar düşürürseniz bu size kar. Nasıl düşüreceksiniz? Örnek vereyim size arkadaşlar. Ben Gigabyte'ın power'ını aldım. 850 watt'lık. 800 TL'ye aldım. Türkiye garantili. İtopya'dan. Bundan maksimum 3 ay önce, 4 ay önce falan. Ya ne olduysa tamam dolara da 2 katına çıktı. Şu an 2 katı değil ama 3 ay öncesinin 2 katı değil. Çıktı eyvallah. Çıktı. Kardeşim iki katına bile çıksa 800 liralık power olur 1600 lira. Bilemedim 1700 lira. E zaten iki katı değil. Bir bakıyorum 2300, 2500, 2800 TL. Bunlar ne kaçlık bunlar? 2000'lik power mu? Tamam iyi marka Gold serisi tamam şey de yani fiyattan şu an absürt fiyatlar var. Muhtemelen bu da dengelenecek. Yani söylemek istediğim maliyeti düşürmeye çalışın. Örnek veriyorum. Benim gibi 3 ay önce 800 liraya almış birine şu an tamam piyasası 2000 lira deyip de belki adam 1,5 yazar, 1300 yazar, 1000 yazar. Anlaşırsın, el sıkışırsın. Al kardeşim hiç korkma. Tamam mı? Al. Elektronik eşya. Zaten dolar muhabbetin gerileceğini zannetmiyorum ama ben kart olayı ayrı. Anakart. Bak kart olayı çok ayrı bir dünya. O absürt fiyatı arttı. Onun olayı piyasaya göre değişebilir. Ama diğer anakart, RAM, işlemci, işte power falan, işte ufak tefek şeyler falan bunlar bizim ülkede dolarla arkadaşlar. Ama bunun da arz talep olayından şu anlattığım örnekteki gibi, power'da olduğu gibi absürt fiyatı olan varsa araştırıp, power'da ikinci el tavsiye etmiyorum ama temizdir, garantilidir, 1-2 aylıktır, iyi markadır, bu Gold serisidir, 80 Plus Gold'tur. Korkmayın alın yani. Ondan sonra maliyeti düşürmek diyoruz ya arkadaşlar. Tutup da şimdi RAM'i sıfır almayın. Gir Letgo'ya. Sana en yakın nerede? 300 lira mı? 400 lira mı 8 GB bir tane RAM DDR4'te? 200'e bul. 220'ye bul. 250'ye bul. Ne kadar düşürebilirsen git. Tutup da 500 verme. SSD mi alacaksın? Tutup da sıfır alma. 120'lik bir tane bul Letgo'dan sana yakın. 100-120 neyse git. El sıkış al. Maliyeti düşürmek önemli olan. Çünkü riskli bir döneme girdiğimiz için yani tamam sıfır da almak isteyebilirsiniz ama gerek yok. Bunlar o kadar şey bir parçalar değil. Anakart falan filan gerek yok. Anakartı alırken minimum yani sizin yapacağınız işe göre, yatırıma göre de ama biraz da büyüteceksiniz. İleriye dönük düşünüyorsunuz. Ekran kartı çok olan anakart tercih edebilirsiniz. Fiyatına dikkat edin. Bir ürünü almadan önce mutlaka Amazon Japonya, Amazon TR'ye bakın. Yani ucuza denk gelebiliyorsunuz. İyice araştırın. Çok da düşünmeyin. 6 ay araştırmanın da anlamı yok yani. Bir 3 gün içinde toplayacaksan ama tık tık yapabilirsiniz. Örnek. Ekran kartlarında dediğim gibi aceleci olmayın. Ben şu an sistem kuracak olsam tamam mı? Ben zaten hep bu kafadaydım. Ben bunu 4 ay önce, 5 ay önce de söyledim. Şu anda benim söylediğime gelindi. Örnek. 3060 veya 3070 alın tamam mı arkadaşlar? Hem geleceğe yönelik, hem yeni nesil kart, hem fiyat ve performans olarak, MH getirisi işte olaraktan falan en mantıklısı o. Ethereum muhabbeti her ay gelirler düşüyor, kazdığımız Ethereum düşüyor. Ethereum düşerse de daha da kötü olacak. Zaten her ay adamlar zorluğu arttırdığı için kazdığın Ethereum sayısı düşüyor.
Ethereum fiyatı düşerse düşün yani ne olacağını. Hani sen diğer coinlerde kazmak için en iyi T kartlar kazıyor, altcoinlerde en iyi meyaş onlar veriyor. Mesela bu kriptocunuz Ahmet geçen adamlara şimdi aldırdı, herkese 4 GB kart aldırdı. Dedi ben size hediyede 4 GB veriyorum, ileriye dönük bunun dedi çok güzel olacağını düşünüyorum, milletin 4 GB'a geçeceğini düşünüyorum dedi. Şimdi bunu izleyen, kart almak isteyen adam gitti 4 GB aldı, 4 GB aldı. Şu an 4 GB kartı tak çalıştır elektrik parasını karşılıyor sadece. Bırak seni amorti etmesini falan. Bir 4 GB kayıt aylık 30-40 lira şu an bırakıyor. 30 TL 40 TL. O iş bitti. Elektrik %120 arttı birincisi. Daha anlatmanın şey yok yani. O bence piyasayı o adam biraz yani yokuşa sürdü yani. Yazık oldu onun dinleyenlerine. Neyse olan olmuştur. Kimsenin kafasına silah dayamadı ama bence yazık oldu. Adam bir de ne dedi? Geçen son videosu bak. Dedi 3060 dedi T alın dedi. Ben olsam dedi ondan alırım. Şu an dedi en karlı o gözüküyor. Tablo çıkartmış. Elektrik maliyeti olarak şu an fiyat olarak 3060 T daha mantıklı diyor, tamam mı? Ya ben de bunu araştırdım yani, bende 3060 T yok, sordum. Ne kazıyor arkadaşlar dedim 3060 T. Ne kadar watt çekiyor? 130-140 watt çekiyor. Şu an ben size mouse'umun pili yok. Ben size 3070'nin kaç watt çektiğini söylerim ama sözüme inananlar için 175 wattla 185 watt arası çekiyor. İki tane var. Zotac daha fazla çekiyor, 10 watt falan. Bir de Asus var. O herhalde RGB olduğundan mı, LED'i büyük olduğundan mı bilmiyorum. Neyse. Yani şu an baktığınız zaman 3060T'den 3070T 3'te 1 oranında daha fazla mAh veriyor. Yani bunda da ne demek oluyor arkadaşlar? 60 mAh veriyor şimdi şeyde Ethereum'da 3'te 1 oranında, yani ötekisi 40, 41, 39, 38 mAh'lar, yani 3'te 1 ortalama oranında daha fazla mAh veriyor. Fiyat olarak da alırken 3060 ile 3070 Ti arasında alırken fiyatını hep minimize etmeye çalışıyoruz ya, şu an alırken kazanmaya çalışıyoruz. Örnek veriyorum, atıyorum sadece şu an 3060 Ti 10 bin liraysa, 3070 Ti 15 bin liraysa olabilir. 3'te 1 oranında daha fazla mAh veriyor ya. Fiyat mAh bakımından kartlar da benzer. 3 fanlıysa, aynı markaysa falan filan. Hani kartlar da aynı modelse, aynı şeyse olabilir. Bulamazsın 3070 Ti. Onu bulursun, alırsın. Ben fiyat verdim. Şu an matematiğini siz yapabilirsiniz. Ama ben şu an alacak olsam, yani bu sıralar millet panikteyken, zarttayken, zurttayken, bir aylık, bir haftalık, iki aylık da olabilir. 3070 diye kadar yani. Maksimum 15 bin liraya bulursam alırım. İyi markaysa, 3 fanlıysa. 3060 diye de 3 fanlıysa, iyi markaysa, onu da 10 bin liraya alırım. Ha belki sen ne yaptın, öldürdün 15 bin o, öteki bu fiyat diyen olabilir. Yani herkes özgür. Bir kartta 30 milyar yazan da var, aynı kartta 18 milyar yazan da var. Yani bu madem serbest piyasa, alırken de serbestsiz biz kardeşim. Piyasa düşüyor, elektrik katına çıkmış. Yani ileride tamam çok kazanabiliriz, İleride her şey daha güzel olabilir. Ama ilerisi değil bu konu. Yani ne olacağını zaman gösterir. Dediğim gibi yeni girecek olan arkadaşlar maliyeti düşürebildiği kadar düşürebiliyorsa, elindeki kuru paranın da 3'te 1'iyle bu işe girebilir. Üzülmezler o zaman. Anladınız mı? Hem işi öğrenmiş olur. Hani bu iş iyice piyasa çakılsa bile 4 ay 5 ay sonra. Yeni kart piyasa çakılırken toplayacaksın zaten. Bu kripto parasında olaylarında da biliniyor. Toplarım, ben de toplarım. Ufak ufak alırım, elime para geçtikçe şey yaptıkça falan. Ama şu an mining geliri harbiden düştü yani. Şöyle söyleyeyim size. 2 ay önce ben dolar o 18 olduğu sıralarda da yani 4000 lira bana aylık para geldiğini görürken, şu an mesela hani elektrik çıkılmamış halde, şu an elektrik çıkılınca falan 2 lira neredeyse, yok 2 çıkmadan gene, yani yarı yarıya şu an düştü arkadaşlar 2 ayda. Bu bence her ay zaten %5, %3, %8 zorluk arttığı için Ethereum da düşüyor. Ethereum'un fiyatı artmadığı sürece, şu an dolar arttığı için bizi biraz
tatmin ediyor. Ele bir de piyasa ayıya girerse sıkıntı olabilir. Yani yeni girmek tehlikeli. Özellikle o adamın videosunda anlattığı gibi 20-22 ayda kendini amorti edecek kartları millete çaktı. Şimdi 4 seneye çıktı adamların amorti süresi. Yani yazık oldu. İnşallah çok insan dinleyip yani 10.000 tane 15.000 tane abonesi var. Şey yapmamıştır. Neyse arkadaşlar, ben gördüğümü söyleyeyim. Ben de çok düşündüm. Ben de merak ettim, araştırdım. Benim kafama yatan bu şekilde yani. Çevreme de böyle anlatıyorum. Ya çünkü ille de gireceğim diyen insanlar var. Şöyle bir tane anlatayım örnek. Askeri bir abim var. 45 yaşlarında muhtemelen. Yani biz motor grubundan tanıştık, konuşuyoruz. Hani adam da diyor ki yani ev fiyatları uçtu. Ya ben diyor 200 bin liraya 1+1 ev alsam, kiraya versem diyor maksimum 1,5 milyar. Yani ben tutup da diyor 50 milyar diyor bir sistem kurup diyor 1,5 milyar bana getirmesi diyor. Yani getirmesin hatta diyor. Elektriğini ödesin diyor. Ben bir sene 2 sene onun coin'ini biriktireyim. Az çok borsada da görmüş, artış oluyor boğada falan. Yani benim için güzel para diyor. Mesela böyle düşünen insanlar da var. Yani ben de öyle dedim abi, tamam ille de sen gireceksin, kafaya koymuşsun ama dedim. Tutup da dedim zank diye dedim gördüğün kartı da alma dedim yani, bekle. Bak şunu bekle bekle dedim ben ona. Muhtemelen yani minimum %20 şu an bir girse gene kârda. Bir hafta 10 gün öncesine göre. 10 günde neler değişti? Elektriğe %120 zam geldi. Kart fiyatları ne kadar fark etti? Piyasa ne kadar fark etti? Yani o çakal satıcıların o değişik tavırları bile değişti yani. Herkes al satçı olmuş. Adam cebinde 50 milyar para koyan yeğeninden duyuyor. Botla şeyle yurt dışından kart satın alıyor. Getiriyor daha kargoyu açmadan tık %30 karla satıyor. Ne güzel iş be. Ne güzel iş valla. İyiydi, yediniz doydunuz, daha yok işler muhtemelen yani, kalmayacak çünkü stok geliyor. Talep olmayınca kart var elinde. Anladın mı? Olay bu. Yani birazcık piyasaya koklamak, piyasayı takip etmek. Tabi bunlar her şeyi yani bilmeyen adama bile öğretir. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım birkaç kişinin işine yarar. Yani faydalı olmuşuzdur. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.